Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Peugeot 3008. Çıktığı ilk günden bu yana çok sevilen, çok satan 3008. Geçtiğimiz yıllarda köklü bir makyaj geçirmişti. Şimdi gelin makyajlı olması bize ne kazandıracak, ne kaybettirecek? Gerçekten çok satmakta haklı mı? Ve daha birçok detayı kendi tarzımızda hiç kafanızı karıştırmadan en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize, kanalımıza abone olup videoyu beğenip sevdikleriyle paylaştıkları için şimdiden teşekkür ediyorum. Peugeot 3008 ilk kez 2008 yılında Citroen C4 ve C4 Picasso ile birlikte PSA-PF2 platformu üzerinde üretildi. 2008'den 2016'ya kadar aynı tasarım dilinin korunduğu 3008'de ilk tasarım değişikliği 2016 yılında ikinci nesliyle geldi. Tasarımın değişmesinin hemen ardından bir hayli dikkat çeken 3008, bunun sonucunda satış rakamlarında da üst sıralara çıkmayı başardı. Ve takvimler 2020 yılını gösterdiğinde ise 3008 ilk makyajına kavuşmuş, o bizim en sevdiğimiz görüntüsüne erişmişti. Opel Grandland ve Citroen C5 Aircross'la birlikte PSA-EMP2 platformu üzerinde üretilen yeni 3008'e önden baktığımızda makyaj öncesine göre yaşanan değişim direkt gözümüze çarpıyor. Makyaj öncesine göre tamamen değişen ön tarafta ilk dikkatimizi çeken detay aslan dişli farlar oldu. Giriş seviyesi donanımında dahi LED olan bu farlar günün her saatinde dikkat çekmenizi sağlıyor. Farları da kapsayıp benim yeni 3008'de en beğendiğim diğer şey ise panjur tasarımı oldu. Yıldızlı artı puanı hemen verdiğim bu panjurun hipnoz eden tasarımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yine makyaj öncesine göre yeni 3008'in daha uzun görünmesini sağlayan tamponu da oldukça şık duruyor. Üzerinde aslan dişlerinin uzandığı bu tampon spor eklentileri ve keskin hatlarıyla tasarımı tamamlıyor. Yeni 3008'in ön tasarımına yıldızlı bir artı puan veriyorum. Yeni 3008'in makyaj sonrası en az değişen kısımlarından profil tasarımını incelemeye hazır mısınız? Yeni Peugeot 3008'in profiline geçtiğimizde makyaj öncesiyle arasında hiçbir fark göremiyoruz. Tabii bu durum bizi şaşırttı mı? Asla. Yeni 3008'in profilinde ilk dikkat çeken detay yüksek gövde oldu. Daha yüksek kaput ve kapı çizgisi, lastikleri olduğundan daha büyük gösteren plastik dodikler, C-Stun'u camı ve bunun aksine daha ufak yan camlarla yeni 3008'in profili heybetli ve yüksek görünüyor. Daha düz ve akıcı bir tasarımın kullanıldığı profilde herhangi bir omuz çizgisine yer verilmemiş. Buna ek olarak profildeki imza niteliği taşıyan detayların başında ise ön fardan A-Stun'una uzanan kaş tasviri geliyor. Yeni Peugeot 3008'in daha yakışıklı görünmesini sağlayan jantlarda ise standart olarak 18 inç boyutunda Los Angeles isimli jantlar gelirken GT donanımda 19 inç boyutunda San Francisco isimli jantlara sahip olacaksınız. Renk seçeneklerinde ise renkli kişiliğinize uyum sağlayacak Ultimate kırmızısı ve Vertigo mavisine ek olarak toplamda 7 farklı dış renk seçeneği beğeninize sunuluyor. Peki yeni Peugeot 3008'in makyaj sonrası tüm görünüşünü etkilen stoplarıyla arka tasarım detaylarında bizi neler bekliyor? Yeni Peugeot 3008'in arka tarafına geldiğimizde ilk bakışta makyaj öncesiyle arasında hiçbir fark yokmuş gibi görünebilir. Fakat pek de öyle değil. Küçük fakat etkili bir fark olan stopların aslan pençesi tasvirindeki LED güncellemesi arka tarafın tüm ihtişamını etkiliyor. Ortasında siyah parçayla birbirine bağlanan bu farlar şişkin çamurlukların üzerine doğru genişliyor. Üst tarafta ise çamurluklara göre biraz daha içeride kalan cam bulunuyor. Böylece olduğundan daha geniş görünen yeni 3008 daha oturaklı bir duruş kazanmış. Nispeten düz diyebileceğimiz bagaj kapağı üzerinde ise plaka boşluğuna yer verilmiş. Alt tarafta ise GT donanımda çevresinin krom kaplandığı, Active Prime ve Allure'da ise olduğu gibi bırakılan sahte egzoz çıkışlarının bulunduğu tamponu görüyoruz. Üzerinde sis farlarının da bulunduğu bu tampon büyük bir krom parçayla süslenmiş. Makyaj öncesine göre hiçbir güncelleme almamasıysa bizden eksi puan alıyor. Yeni Peugeot 3008 boyutlarıyla makyaj öncesine göre hiçbir değişim yaşamıyor. Yeni 3008 4447 mm uzunluğunda,
1906 mm genişliğinde ve 1624 mm yüksekliğinde boyutlar sunuyor. Dingil uzunluğunda ise 2675 mm ile rakiplerine mücadele edebilecek ölçüde bir uzunluğa sahip. Yeni Peugeot 3008'in tercih edilip edilmeme konusunda herkesin beğenmeyeceği iç mekana dair tüm detayları hep birlikte öğrenelim. Yeni Peugeot 3008'in kapılarından geçip iç mekana ulaşır ulaşmaz bizi uzay üssü gibi bir alan karşılıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse benim tarzıma ve zevkime pek hitap etmeyen bu çok hareketli iç mekan tasarımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Makyaj öncüsüne göre ufak fakat etkili değişimler yaşanan iç mekanda yanal destekleri gayet iyi olan koltuklara oturduğunuzda hemen dizlerinizin üzerinde direksiyon simidini buluyorsunuz. Rakip modellerinkine göre daha ufak olup şekil itibariyle altıgene yatkın olan bu spor direksiyon simidi üzerinden kontroller gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu şık ve ufak direksiyon simidinin arkasında ise ön cama bir hayli yakın olan 12.3 inç büyüklüğünde tamamen dijital gösterge ekranı bulunuyor. GT donanımda 10X isimli versiyona terfi olan bu ekranın grafikleri, animasyonları ve görüntü kalitesi gayet yeterli. Düz bir şekle sahip olan konsolun ortasına geldiğimizde ise giriş seviyesinde 8 inç olup GT donanımda standart olarak gelen 10 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranını görüyoruz. Focal Hi-Fi ses sisteminin de bu ekranla geldiği ekranın dokunmatik hassasiyeti ve kullanımı oldukça başarılı. Buna ek olarak Mirror Screen adının verildiği standart donanım sayesinde Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerini de bu ekran üzerinden erişebilirsiniz. Çok katlı konsolun aşağısına doğru gelirken bizi havalandırma çıkışları ve piyano tuşlarına benzeyen kontrol tuşları karşılıyor. Tasarımlarıyla gerçekten etkileyici görünen bu tuşlara da bir artı puan veriyorum. Orta konsola geldiğimizde ise USB bağlantı noktası ve 12 volt soket girişini görüyoruz. Start stop tuşunun da burada bulunduğu alanda bir de opsiyonel şekilde kablosuz şarj pedi olarak da alınabilecek saklama alanına yer verilmiş. Onun gerisinde ise makyaj sonrası şık hareketlerden olan karizmatik vites kolu bulunuyor. Hemen yanında ise anahtarı koyabileceğiniz ufak bir saklama alanına yer verilmiş. Konsol tasarımında yan yolcunun adeta dışlandığı bir tasarım kullanılmasıyla yeni Peugeot 3008'in sürücüye kendini iyi hissettirmeyi hedeflediğini anlıyoruz. Buna ek olarak gri seviyesi üstünde standart olan ambiyans aydınlatma paketiyle de iç mekanın estetik seviyesi artacak. Orta konsolun gerisine doğru geldiğimizde bizi 2 adet bardaklık ve 2 yana açılan kapaklarıyla kollayama karşıladı. Yeni Peugeot 3008'in benim en beğendiğim kısımlarından olan arka koltuklarına geçtiğimizde onu satın almak için bir sebebiniz daha olacak. 889 mm diz, 912 mm baş mesafesiyle rakiplerine göre iyi boyutlar sunan arka koltuklar oldukça şık ve konforlu. Özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği yeni 3008'de kolay kullanım ISOFIX bağlantıları da mevcut. Bu ek olarak sahip olduğu jet sunu camıyla da arka tarafın daha ferah olması sağlanmış. Tabii cam tavanı da saymazsak olmaz. Bununla birlikte arka yolcuların konforuna önem veren yeni 3008'de orta konsol üzerinde havalandırma çıkışları, küçük saklama gözü, 12 volt soket girişi ve 2 adet USB bağlantı noktası sunuluyor. Bu kadar özelliğin tek bir yerde toplanması ise ona bir artı puan daha kazandırıyor. Yeni 3008'in opsiyonel şekilde elektrikli olarak açılabilen bagaj kapağının altında arka koltuklar normal konumundayken 520 litre hacim sunuluyor. Arka koltukları yatırdığınızda ise bu hacim 1482 litreye çıkıyor. Yeni Peugeot 3008'in birbirinden teknolojik, güvenlik ve sürücü yardımı özelliklerini öğrenmeye hazır mısınız? Yeni Peugeot 3008'de sizin ve sevdiklerinizin hayatını koruyan birçok aktif ve pasif güvenlik özelliği bulunuyor. Buna ek olarak süspansiyon tarafında ise önlerde tam bağımsız MacPherson süspansiyon sistemi bulunurken arkalarda yarı bağımlı torsiyon kullanılıyor. Diğer güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerinde ise şunlar bulunuyor. Yokuşlarda geri kaymayı önleyen Hill Holder. Trafiğin akışına göre hızınızı ayarlayan dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleyici. Yeri geldiğinde direksiyon müdahalesi de yapan aktif şerit takibi sistemi.
öndeki araca tehlikeli şekilde yaklaştığınızda sizi sesli olarak uyaran güvenli takip mesafe uyarıcısı, otomatik yanan uzun farlar, dijital ekran üzerinden çalışan geri görüş sistemi, gece görüş sistemi, kör nokta uyarı sistemi, yorgunluk tespit asistanı ve daha birçok üstün özelliğe yeni Peugeot 3008'e sahip olabilirsiniz. Yeni Peugeot 3008'in çok tercih edilmesinde büyük rol oynayan motor seçenekleri ve şanzıman özelliklerini gelin yakından tanıyalım. Yeni Peugeot 3008'de ikisi benzinli, biri dizel olmak üzere toplamda 3 farklı motor seçeneği sunuluyor. İlk sırada yer alan benzinli motor seçeneğinde 1.2 PureTech yer alıyor. Toplamda 130 beygir güç, 230 Nm tork üreten bu motorun 0-100 hızlanması 9.7 saniye. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise 5.4 litre. İkinci sırada ise 1.6 PureTech benzinli motor yer alıyor. Performans konusunda da en iyi motor olan bu seçenekte 180 beygir güç, 250 Nm tork üretiliyor. 0-100 hızlanma değeri ise 8 saniye. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi de 5.4 litre olarak kayda geçmiş. Son sıradaki motor seçeneği ise 1.5 Blue HDI dizel model oldu. Toplamda 130 beygir güç, 300 Nm tork üreten bu motor, yüksek tork değeriyle sizi memnun edecek. Bu motorun 0-100 hızlanması 11.5 saniye iken, 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi 4 litre olarak kayda geçmiş. 3 motor seçeneği de 8 ileri tam otomatik EAT şanzımanla yönetiliyor. Ve manuel seçenek ne yazık ki bulunmuyor. Yeni Peugeot 3008 şu an Avrupa'da 48.450 Euro'dan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, videonun yayın tarihindeki resmi Türkiye fiyatı 865.000 Lira olarak belirlenmiş durumda. Yeni Peugeot 3008'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni 3008'i hali hazırda gerçekten beğeniyordum. Tabii onu yakından tanıyınca bu beğenim de arttı. Peki siz yeni 3008 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni 3008 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.